Merhabalar değerli dostlar. Evet, piyasa azıcık sakinleşti. Sanıyorum bir kısım da böyle devam edecek. Yıl sonuna kadar en azından. Birkaç gündür çeşitli uzmanlarla ve aynı zamanda hani siyasetle ilgilenen dostlarla temas halindeydim. Şimdi sohbetlerin sonucunda şöyle şeyler elde ettim. Bir kere atılan yeni adımlar şapkadan tavşan çıkarmak olarak adlandırılıyor. Son zamanlarda bir ümitsizlik vardı. Şimdi yerini temkinli ama şaşkın bir psikoloji almış durumda. Henüz geleceğe umutla bakan bir atmosfer yok. Onu söyleyeyim. Çünkü enflasyon gerçeği ortada ve döviz kurlarının bu şekilde uzun süre sakin kalacağını da bekleyen yok. Cumhur İttifakı'nın bu hamlelerden sonra seçimi kazanabileceğini düşündüğü herhangi bir anda hadi bakayım istiyordunuz seçimi, hodri meydan deyip seçime gidebileceği kesinlik kazandı diyebilirim. Bu pazartesi akşamki açıklamalar öncesinde maalesef yüksek kurdan gümrük işlemlerini başlatmış olanlar var ama henüz gerçekleşmemiş. Onlar diyor ki biz bunları iptal ediyoruz. Ucuz kurdan bunları yapmak istiyoruz dedi. İdareden buna itiraz geldi. Yapmayız bunları diye. Şimdi bana göre haklı bu insanlar. Mağdur etmeyelim kimseyi. Madem kurlar düştü, düşük kurdan bu ithalat işlemleri gerçekleşsin. Çünkü ithalatımızın %85'inden fazlası ham madde, aramalı, yatırımmalı. Kimse kusura bakmasın. Şimdi dövize karşı koruyan mevduat. Şimdi bunun bir taahhüt olduğu anlaşıldı. Bir garanti değil. Ve bu koruma kalkanı 2021 için değil, bundan sonra açılacak olan mevduat için geçerli oldu. Ancak bütçenin içinde değil. Yani bütçe biliyorsunuz yasalaşıyor. Dolayısıyla bütçe yasası içinde olmadığı için, bununla ilgili de bir adım atılmadığı için kafamda bazı soru işaretleri var. Herhalde yarın bugün yani torba bir yasanın içerisinde geçer diyorum. Bu arada bu dövize koruyan veya dövizden TL'ye dönenler için ayrı ayrı mevzuat çıktı. Onlar da birbiriyle çelişiyor. Herhalde yakında düzelir diyorum. Şimdi enflasyon düşer mi? Vallahi hemen düşmeyecek. Çünkü 2022'nin ilk çeyreğinde de enflasyonun yükselmesini bekleyenler var. Hatta %30 civarında enflasyon olacağını da düşünenler var. Yani TÜİK rakamlarıyla söylüyorum. Tabii ki hayat pahalılığı daha yüksek olacak. Çünkü yüksek maliyetlerle tedarik yapmış olanlar bunları işleyip herhalde ucuza satmayacaklar. Dolayısıyla yani hemencecik fiyatların düşmesini bekleyen varsa imkansız. Zaten geçenlerde devlet de dedi ki akaryakıt fiyatlarında yaptığım güzellikten artık çıkıyorum, vazgeçtim. Dolayısıyla bu kur indirimini ben vergi olarak ondan sonra tekrar fiyatlara yansıtacağım dedi. Dolayısıyla fiyatlarda hemen bir gerileme olmayacak. Şimdi yeni yılda sorunlarımız var. Efendim işte döviz rezervleri var, banka sektörünün alacakları var. Efendim Merkez Bankası'nın faiz kararları var, diplomatik gelişmeler var, Amerika'da bir dava süreci var. Ondan sonra ve Amerika ile ilişkiler var vesaire vesaire. Yani epeyce konuşacak konumuz var. Sonuçta bu mevduatı döviz kuruna karşı koruma hamlesi iyi düşünülmüş de olsa ve hali hazırda büyük bir maliyet çıkarmayacak gibi gözükse de gelecek yıl gelişecek olaylar neticesinde bir maliyetli durum ortaya çıkabilir. Bunun altını çizelim. Bu durumda zaten emisyon sürekli artıyordu, para arzı. Hemen hızlanır. Bunu da söylemek herhalde falcılık olmaz. O zaman ne olur? Enflasyonla ciddi bir derdimiz olur. Onun altını çizmek istiyorum. Şunu da soran var. Neden bu öneriler ve çözümler daha önce ortaya konmadı? Bence kötü bir soru değil bu. Yani idarede hiç görev almamışsanız sade vatandaş olarak ya kardeşim bunları madem hani biliyordunuz niye uygulamadınız diye sorabilir insanlar. Hak veriyorum ama bu bir kriz yönetimi değil. Bu tamamen kaos yönetimi. Kriz yönetimi ile kaos yönetimi arasında fark var. Mesela kriz yönetimi nedir? Kriz anlarında daha önce ders çalışmıştır, işte simülasyon yapılmıştır, senaryolandırılmıştır birçok müdahale. Hemen bu müdahaleler devreye girer ve bunlar tahmin edilebilir olağanüstü durumlar için geliştirilmiştir. Risk yönetimi çerçevesinde bunlar ele alınır, tariflenir. Risk ortaya çıktığı andan itibaren devreye girerler. Zaten risk ortaya çıkmışsa kriz de olmuş anlamına geliyor. Şimdi örnek vereyim. Mesela bir hastaya bir müdahale yapacağız. Fakat bu müdahalenin yan etkileri var. Biliyoruz ezbere bunları. Bu yan etkiler ortaya çıktığında nasıl müdahale edeceğimizi biliriz. Krizdir bu ama krize müdahale etmeyi bilirsiniz. Dolayısıyla hastayı kaybetmezsiniz. Ancak bazen tahmin edilmeyen birbirinden farklı yan etki çıkabilir. Böyle durumlarda çözüm hemen bulunmazsa en temel fonksiyonları ayakta tutmaya insanlar çabalarlar. Çünkü neden? Kaosu başka türlü yönetemezsiniz. Sakinleştireceksiniz ilk önce. Yani oradan buradan her taraftan bir arıza çıkıyorsa kaosu yönetmenin en iyi yolu önce temel fonksiyonları ayakta tutmak. Peki buradaki temel fonksiyon ne? Basit. Yani güven. Yani vatandaşın dövize karşı korunacağını taahhüt etme aslında bir güven işi. Yani bizim aslında uzun zamandır söylediğimiz, bakın her şey çözülür ama güven çözülmezse hiçbir şey çözülmemiş sayılır dediğimiz yer burası. Dolayısıyla teşbihte hata olmaz. Yani döviz sorunu önce döviz krizine dönüştü. Sonra döviz kaosuna dönüştü. Kaos olunca da ne oldu? Hemen güven mekanizması çalıştırıldı. Yani vatandaşa merak etmeyin tasarruflarınız dövize karşı ezilmeyecek dendi. Ardından rezervlerden ciddi bir döviz satışı yapıldığı da gözüküyor. Çünkü Merkez Bankası'nın hani bilançolarından, mali tablolarından bunu takip ediyoruz. Ateş düşürüldü. Banka ve iş dünyası da bu operasyona destek verdi. Hastayı stabilize ettik. Şimdi tüm bunları en baştan yapmak mümkün müydü? Tekrar soruya bakayım. Ben sanmıyorum. Çünkü bu meselenin böyle akut bir duruma dönüşeceği, bir kaosa dönüşeceğini fark eden, idare eden insanlar yoktu. Sadece endişeler vardı. Endişeler dile getiriliyordu. Ama bu videonun en başında belirttiğim gibi enflasyon, hayat pahalılığı, cari açıktaki yapısallık, sorunlu krediler, kamu açığı, düşük büyüme riski gibi tehlikeler mevcut. Sadece döviz kurlarını düşürerek bu sorunlara çare bulunamaz. Fiyatlama davranışlarından başlarım. İşte sürekli yükselen maliyetlere kadar çözmemiz gereken birçok mesele var yeni senede. Efendim hepinize hoşça kalın diyorum.